Kalkınma Yolu Projesini biraz izleyicilerimize anlatalım, daha doğrusu sizden anlatmanızı istirham edeyim. Neler vaat ediyor? Yani bu proje e, ne zaman hayata geçecek? Türkiye için, bölge için e, anlamı nedir bu projenin? Ülkemizin konumu o kadar kıymetli, o kadar stratejik ki biz burayı, bu konumu iyi değerlendirip, ülkemizi ve dış ilişkilerimizi iyi yönettiğimiz takdirde ve bu projelerle beraber gerçekten hani şöyle dünyayı bilmeyen bir insan şu haritayı açtığınızda ya Türkiye'nin en önemli coğrafyalardan biri olduğunu size işaret ediyor. ortasında gibi böyle bir konu var sanki, değil mi? Evet. Kesinlikle. Onun için hani biz de bu bunun kıymetini biliyoruz ve geleceği buna göre planlıyoruz. Tabii bizim için en kıymetlisi orta koridor. Doğu-batı aksında aynen. Evet. Çin'den çıkıp Pekin'e kadar giden, Londra'ya kadar giden orta koridor çok kıymetli. Ve bir taraftan da işte mesela Kuzey Koridor'a bakarsak malum Rusya-Ukrayna Savaşı var, iklim şartları var. Güney Koridor'a baktığımız zaman... Bunlar yine, ticaret evet. yolları da haritası bu aynı evet. zamanda. evet Tabii genel bir harita. Tabii biz bunu o kadar çok kullanıyoruz ki genel bir tanım yapmadan bodoslama Gerdi. içine evet. <laughs> giriyoruz. Fark etmiştir izleyicilerimizde evet. evet. Şimdi mesela Güney Koridorda malum bu körfezde yaşanan sıkıntılardan evet, Kızıldeniz. Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'de yaşanan sıkıntılardan Ümit Burnu'na dönmüş olan önemli bir gemi trafiği var. Şimdi Tam da bu noktada işte mesela G20 zirvesinde ortaya atılan İMEK koridoru var evet. baktığınız an. Yalnız bu çok planlanmış altında çok bunu destekleyen hani şu anda hani biz mühendisler olarak hani biraz ete kemiğe büründürür de konuşursunuz. Evet. Burada henüz onun olmadığını söyleyebilirim. Bir de dört ülkeyi geçiyor ve dört tane ülkeden denizden karaya. Karadan tekrar bu denize gidiyor. Bu bypass ediyor ama değil mi bu proje? Evet yani bu, bu aksiyon olarak değil reaksiyon olarak ortaya atılmış He. bir projedir diyebilirim. Diyebilirim. Anladım. Çin'e şimdi... karşı. Evet yani Çin'e karşı Türkiye'yi de e, bypass eden. Şimdi bakın biz yıllardır bu kalkınma koridorunda çalışıyoruz ama son bir yıldır iki yıldır çok daha yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi şuradan geçen bizim halihazırda bütün deniz taşımacılığından... <laughs> geçen trafiği şöyle baktığımız zaman 35 günde orada gözüküyor. 35 günde geçen bir trafik var burada. Ümitburnu'na gittiği zaman 45 günler civarında geçen trafik var. Eğer biz bugün kalkınma yolu koridorunu bitirmiş olsak, 25 günde hmm. geçmiş olacak. Çok iyi bir, bir kazana. Kesinlikle. Bunun hani ne anlama geldiğini önce tarif edelim. Tabii aynı orta koridor zaten devam edecek, ama bu orta koridoru çok ciddi şekilde destekleyecek. Aynı zamanda bütün bu Orta Doğu'daki ülkeleri de bu sürece katabilecek bir koridor. Neredeyiz? 1200 kilometrelik bir Irak'tan geçen Basra Körfezi'nden başlayıp evet. Faw Limanından önümüzdeki sene ilk fazı devreye alınacak. Ovalıköye gelecek. ovaköy'den bizim Ankara istikametinden gidip Avrupa'ya geçecek olan bir demiryolu. Eğer istenirse 3 tane denize, Ege'ye, Akdeniz'e ve Karadeniz'e de inilebilecek bir koridor. Demir yolu hattı mı bu? Bu hem deniyemiz. demir birinci derecede demir yolu. Demir yolu. Ikinci derecede otoyol. 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 Üçüncü derecede, üçüncü, hani esasında öncelik olarak bunları biraz, hani imalat önceliği belki olarak söyleyebiliriz. Öncelikle demir yolunu hayata geçirelim istiyoruz. Otoyolu ama bunlarla eşgüdüm olarak da enerji nakilatları ve iletişim hatlarını da bu işin içerisine koyalım diye düşünüyoruz.